Şimdi çok kıymetli iki konuğum var, hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Sezer Tarım Makineleri Yönetim Kurulu üyesi Dilara Sezer, hoş geldiniz efendim. Ve Satış Pazarlama Müdürü Serkan Karaca, her ikinize de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Burada tabii Konya Fuarı'na özel biraz daha tamburlu sulama konularını konuşacağız. Ancak öncelikle biraz markayı sizlerden dinleyelim Dilara Hanım. Sezer tamburlu sulama bizim asıl ana sektörümüz olan hayvancılıktan yola çıkarak başladı. Biz kendi yemini üreten hayvancılıkla uğraşan müşterilerimize bu kendi tarlasında kendi bitkisini, yem bitkisini üretmesi için talepler geldi ve bunun üzerine biz de bunu karşılamak amacıyla bir araştırma geliştirme işine girdik. Ve daha sonra bundan tamburlu sulama makinesi çıktı. Bu zaten dünyada tanınan bir sistem. Ancak Türkiye'de çok gelişmemişti. Şimdi biz 6 yıldır bunun tanıtımlarını sürdürüyoruz. Bu şekilde üretmeye devam ediyoruz. Yeni harika modellerimizi çıkarıyoruz. Harika. Tabii Sezer özellikle süt sağa markası olarak çok ön plana çıkmıştı. Dolayısıyla burada süt hayvancılığı için yem bitkileri çok kıymetli. Evet. Onların da iyi bir şekilde yetişmesi lazım. Sulama imkanları derken müşterilerinizin ihtiyaçlarına göre ürün üretiyor olmanız benim çok kıymet verdiğim bir konu. Gerçekten müşteri taleplerine göre tasarlanmış ürünlerle onlara hizmet veriyorsunuz. Biraz ürünleri de Serkan Bey'den dinleyelim. Tamburlu sulama müşterilerin ne tarz ihtiyaçlarına göre özelleştirildi? Bugüne kadar üretilmemişti. Son 6 yıldır Dilara Hanım'ın ifade ettiği gibi ön plana çıkartıyorsunuz. Ne gibi özelliklerle farklılaşıyor ve çiftçilerin hizmetine sunuluyor? Evet. Öncelikle bütün çiftçilerimizi Konya'dan sevgi ve sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sorunuza gelecek olursak, tamburlu sulama makinelerinde şu anda belki de en çok makine çeşidine sahip olan firmayız Türkiye'deki üreticiler içerisinde. Bu da az öncesinde ifade ettiğiniz üzere çiftçilerinizin bize gelen taleplerini değerlendirmemiz, onların ihtiyaçlarına uygun ürün üretmemizden geliyor. Öncelikle makineler arasındaki en belirleyici fark boru çapları. Çiftçimizin tarlasındaki su kaynağına göre, su pompasının debisine göre boru çapını seçiyoruz. En öncelikli nokta bu. Daha sonra tarlanın boyu veya muhtelif tarlaları varsa, birden fazla parselleri varsa bu parsellere uygun bir makine seçimi. Tabanca ile mi yoksa kanatlı bir sulama mı yapacak? Ürün desenine göre bir makine seçimi veya sulama ekipmanı seçimi. Bunlar bir araya geldiğinde de yaklaşık 6-7 çeşit bir makine grubuna sahip oluyoruz. Burada da hemen hemen her çiftçinin ekim türüne göre, bitki desenine göre bir makine önerebiliyoruz. Hı hı. Gerçekten bu çok önem verdiğim detaylardı. Bir kez daha ifade edeyim. Siz de çiftçilerimizin isteğine göre gerçekten bunları sıralamaya koyarak saydınız. Bu çok kıymetli bir şey. Müşterilerin de buna önem verdiğini ve bu önemin sonucu olarak da ürünlerinize rağbet ettiğini düşünüyorum. Peki yurt içinde tamburlu sulama sektörü diyelim, çünkü çok önemli bir sektör. Burada hangi konumdayız Dilara Hanım? Tamburlu sulama sektöründe Sezer olarak yurt içinde hangi noktalarda hizmet veriyoruz? Hangi konumdayız? Yurt içinde biz zaten kendi gelişmiş bir bayi ağımız var, hayvancılıktan gelen. Yine aynı şekilde bayilerimiz üzerinden servis ve destek vermeye devam ediyoruz. Ancak biz şu anda tamburlu sulama birazcık daha büyük bir üretim olduğu için ve depolama biraz daha zor olduğu için genelde ana merkezden servis veriyoruz. Ancak belli büyük bayilerimiz var. Türkiye'nin her yerine tamburlu sulama satışımız var. Şu anda güzel bir satış ağı gerçekleştirdik. Neredeyse her bölgede birden çok, hatta bayağı tamburlu sulama makinemiz var. Şu anda da bu Konya bölgesi için bir çalışmamız devam ediyor. Arge çalışmamız. Çünkü Konya'da geri dönüşler şu şekilde oluyor. Bizim çok suyumuz var. Evet. Bazı bölgelerde bunu duyuyoruz ve bu makinenin yeterli olmadığını söylüyorlar. Biz bu ölçüde daha büyük boru çapına ait bir makine üretmeye başladık. Buradan da onu duyurmuş olalım. Yani biz dediğiniz gibi üreticinin isteklerine göre cevap veriyoruz. Hı hı. Bunun dışında bizim aynı tamburlu sulama makinesiyle birlikte sıvı gübre, ilaçlama yapabilen ayrıca bir sistemimiz var. Bunu da daha sonradan geliştirdik. Bu sadece bizim bünyemizde olan bir ürün. Hı hı. Ve bunun dışında yine aynı şekilde 3 metre kanat boyuna sahip bir ürünümüz var.
Bununla da mısır sulamayı gerçekleştirebiliyoruz. Çok güzel. Yani de genel olarak gelen taleplere göre müşterinin arzı doğrultusunda bunu gerçekleştiriyoruz. Çok güzel. Tabii Konya bölgesi tarımın yoğun yapıldığı, geniş ölçekli yapıldığı bir alan. Evet. Dolayısıyla buralardan eminim yüksek kapasiteli ürün talepleri geliyordur. Evet. Bu projenizin hayata geçmesiyle ilgili bir tarih verebiliyor muyuz? Çünkü sulama sezonunun yoğun olarak yapıldığı sezon geldi, evet, çattı diyebiliriz. Dolayısıyla belki de o ürünleri bekleyen müşterilerimize buradan bir müjde vermiş olalım. Evet, yani bizim isteğimiz 2 ay süre içerisinde bunu gerçekleştirmek. Ama daha gerçekçi olmamız gerekirse 3 ay gibi bir süre, bir aksilik çıkmazsa bunu hedefliyoruz. Çok güzel. Şimdi sulamanın tabii bakanlık tarafından da çok önemsendiğini biliyoruz. Bu kapsamda destekleme kapsamını alınarak çiftçilerimizin bu ürünü tedarik etmesi kolaylaştırılıyor. Siz bu projelerde yer alıyor musunuz? Serkan Bey, özellikle size bu soruyu yöneltiyorum. Destekleme projelerinin içinde bulunuyor musunuz ve bu konuda çiftçilerinize, müşterilerinize yönlendirme, yardımcı olma konularında neler yapıyoruz? Evet, bahsettiğiniz gibi kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında modern sulama sistemlerine %50 hibe desteği mevcut. Evet. Bu hibe desteği 1 Ocak'ta başlayıp başvuru süresi 1 Mart'ta sona erdi. Şu anda değerlendirme süresi bakanlık tarafından devam ediyor. Yakın zamanda bu sonuçlar açıklanacak ve üreticiler makineleriyle bir araya kavuşmuş olacaklar. Ben de tam tarihi soracaktım. Yakın zaman mıdır? Yakın bir zamanda açıklanmış olacak. Yani sulama sezonuna yetişecek. Zaten bakanlığın öngördüğü de bu. Daha önceki yıllara göre son 2 senedir bunu çok erkene çektiler. Hibe açıklanma süresini. Evet. Sezona yetişmesini ve sezonda çiftçilerimizin kullanması amaçlanıyor. Bu amaca yönelik de politikalar geliştirildi. Biz burada tabii ki varız. Özellikle daha çok çiftçiye ulaşma noktasında. %50 de güzel bir hibe oranı. Ama bu orandan yararlanamayan veya şartları taşıyamayan çiftçilerimiz için de gerek tarım kredi kooperatifleri, gerek pancar kooperatifleri, gerekse Ziraat Bankası'nda oldukça uygun vade koşulları, hatta 0 faizli 5 yıla varan vadeli alım seçenekleri mevcut. Bundan çiftçilerimize çok rahatlıkla yararlanabilir. Bunu duyduğuma çok memnun oldum. Çünkü biliyoruz ki sınırlı sayıda desteklemeye giren ürün oluyor. Ve bunların da sınırlı sayıda adetleri oluyor. Faydalanabilen çiftçiler eminim yoğun bir şekilde proje başvurusunda bulunmuştur. Ancak herkese çıkmayacak. Bu da aşikar. Ama çıkmamasına rağmen temin edebilmek için çok uygun şartlar var dediğiniz gibi. Tarım kredi kooperatiflerinden, pancar kooperatiflerinden, Ziraat Bankası üzerinden temin edebiliyorlar. Harika. Evet. Bu noktada Dilara Hanım, yine sizlere dönmek istiyorum. Sezer markası olarak 2 farklı sektörde çok iyi ürünlerle hizmet veriyorsunuz. Markanızın 2018 yılı beklentileri nedir? Önünüzde nasıl hedefler koydunuz? Bunları tutturmak için neler yapıyorsunuz? Son sorum da sizlere bu olsun. Dediğim gibi ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Üreticinin ihtiyaçlarına karşılık olarak yeni ürünlerle her sene çıkmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye genelinde satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yurt dışı satışlarımız da mevcut. Dünyanın her yerine ulaşmak istiyoruz. Tarım yapılan. Bu şekilde hem Türkiye'de aktif rol oynamak hem de yurt dışında Türkiye'yi tanıtmak için hedeflerimiz var. Hı hı. Çok güzel. Bizim neyimiz eksik diyoruz dünya markalarından. Bu şekilde devam ediyoruz. Çiftçi üreticilerle birlikte. Hı hı. Yani harika. Bu hepimizin başarısı olacak. Harika. İnşallah. Harika. Tabii Türkiye'nin üretim deseni dünyanın hemen hemen her bölgesinden bir örnek barındırıyor adeta. Buradaki isteklere göre yaptığınız ürünler dünyanın her yerinde çalışabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu kapsamda hani son soru demiştim ama bir ekstra sorum daha olsun. İhracata yönelik şu anda ihracattaki durumlar nedir? Şu anda Konya Fuarı'nda da, bu arada hani güncel olarak söyleyeyim. Konya Fuarı'nda da yurt dışından bayağı müşterimiz oldu. Ziyaretçimiz oldu diyelim. Zaten mevcutta yurt dışında satışlarımız vardı. Bu doğrultuda bu bölgelerde satış yaptığımız müşterilerin ürünlerini gelen müşterilerimiz de oluyor. Çok güzel. Çok güzel. Yani yurt dışında satışımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu
konuda biz de bu yolda başarılar diliyoruz sizlere efendim. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hem sağ olun, teşekkür ederiz. Yurt içindeki çiftçilerimizi bilgilendirici bir konuşma da oldu benim tarafımdan. Çünkü hem destek kapsamı hem yakın zamanda açıklanıyor olması hem de sizin ürettiğiniz ürünlerin tam onların ihtiyaçlarına göre oluyor durumu benim için çok kıymetliydi. Değerli bilgileriniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.